Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle böyle avucumun ortasında duran bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz 3 boyutlu, şöyle kabartılı, hoş bir çalışma. Bu çalışmayı nerelerde kullanabiliriz? Yazlık örgülerimizin tamamında kullanabiliriz. Etollerde, şallarda, atkılarda kullanabiliriz. Bakınız, uygun ipliklerle son derece güzel görünebilen bir çalışma yapımı da bir o kadar kolay. Evet, ben ince ipimi kullandım ve 2,5 numaralı tığımı kullandım. Bu çalışmamızda modelimiz kaydırmalı bir model. Her iki sırada kendisini yenilemekte. Şuradaki iki temel sıramızı çalıştıktan sonra üstüne de aynı şekilde kurarak modelimizi istediğimiz kadar örebiliriz, istediğimiz yerlerde kullanabiliriz. Evet, hemen çalışmamıza geçelim ama öncesinde küçük bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz aboneliğimiz ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, hemen şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için Alize Süperlana tığ ipimi kullanıyorum ve 1.75 numaralı tığım var. Şimdi zincirimizi çekerek modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 8 V katlarıyla oluşmakta, artı 6 tane de zincir çekip onun üzerine modelimizi kuruyoruz. Bir tane düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 katları olduğu için direkt 8'in katlarıyla da zincir sayısını çekebilirsiniz. Her seferinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye saymanıza da gerek olmaz. Ama tabii hangisinde kendinizi rahat hissediyorsanız bu şekilde de zincirlerimizi çekerek ilerleyebiliriz. Zincirlerimizi çekiyorum. 6 tane de kenar zincirini çekiyorum. 8 ve katlarıyla çektim. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burası modelimizin alt kısmı olacak. Şimdi hemen trabzandan oluşan bölümüne geçiyorum. Sizler tabi burada hangi lastiği kullanacaksanız o lastiği uygun olarak örelim. Yani 8'in katları artı, artı 6 tane de trabzanımız olacak. Ona denk gelecek lastiğimizi ayarlayalım ve üzerlerine trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Şimdi zincirim tamam olduktan sonra 6. yani son zinciri elimi tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanım olacak. 1 doluyorum. Elimi tuttuğum zincire giriyorum. 1 dolayıp 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Sonrasında bütün zincirlerimi atlamadan hepsine bir tane dolayıp 3 defa da çekiyorum. Ve modelimizin altını bu şekilde kuruyorum. Bir dolayıp 1, 2, 3 de çıkıyorum. Sırasıyla giriyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. 3. Bu şekilde bütün zincirlerimizi örerek tamamlayalım. Trabzanlarımızı zincirimizin üzerine kurarak geldim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Buradan dönüşte, yani örgümüzün arkasında, bütün trabzanlarımın üzerine birer birer batarak sık iğne yapıyorum. Minik gözüne batıyorum ve sık iğnelerimi örüyorum. Sık iğnelerimizi örgümüzün arkasından tamamladık. Son trabzanın üzerine sık iğnemi de ördükten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü tekrar düze çeviriyorum. Her iki kenarımızda 4'er trabzan uyguluyorum ben modelimi yerleştirmek için. Sizler kullanacağınız yere uygun olarak bir tarafında, eğer yelekte kullanacaksanız yelek kenarı olarak ayarlamayı unutmayın. 4 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmeden ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğnemin içerisine gelerek bir batıp bir dolayıp 3 defa da çekiyorum. 2, 3. Aynı yere tekrar batıyorum. Toplamda 5 defa aynı işlemi yapıyorum. 1 doluyorum. Giriyorum. 1, 2, 3. Doladım. 1, 2,
3. 5. ve son defa aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Zincir çekmeden 1, 2, 3, 4.'ye giriyorum. Ve burada da tıpkı şurada yaptığım gibi 5 tane trabzanımı bir dolayıp 3 defa da çekip aynı yere örüyorum. 3, 4 ve 5. Doluyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4'e giriyorum. İkinciyi, üçü, dördü ve beşi örüyorum. Üç atlayıp dördüncüye batarak trabzanlarımızı bu şekilde örüyorum. Tekrar bir, iki, üç, dördüncüye başını doladım. Bir, iki, üç. Beş tane trabzan örelim, sırayı ilerletelim. Trabzanlarımı beşer beşer örerek geldim. Sıramın sonundayım. Tığımın başını tekrar bir defa doladım. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum ve kenara başlangıçta da olduğum gibi yan yana 4 tane trabzanımı bir dolayıp 3 defa da çekerek örüp tamamlıyorum. Başta 4 tane trabzan, sonda 4 tane trabzan. Arada aynı noktaya 5'er trabzanımızı ördüm. Trabzanımı ve bir zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Kenar trabzanlarımı birer birer sık iğne ile örüyorum. Bir zincirimi hemen ilk trabzanımın tepesine batıp sık iğnemi örüyorum. İkincisine yine sık iğne. 3 ve 4 tane sık iğnem örüyorum. 4 sık iğnem ördükten sonra şuradaki grubumuzdaki ilk beşli grubumu görüyorum. Bunu hemen önünü çeviriyorum. Şu şekilde ilk trabzanı yanından girerek 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğnemi hemen devam eden ilk trabzana ördüm. Daha sonra ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü atlıyorum. Beşinci trabzana yandan şu şekilde giriyorum. Ve sık iğne örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi ördüm şu şekilde. Bakınız. Yanındaki grubumuzu birer birer sık iğne olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesini şu şekilde biritle örüyoruz. Bir tanesini sık iğnelerimizi tepesine örüyoruz. Hemen 5 tane grubumun ikincisine geldim. Yine yandan giriyorum ilk trabzanıma. Başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Diğer tarafa geçiyorum. İkinciye atlayıp üçüncüyü, dördüncüye atlıyorum. Beşinciye şöyle geliyorum. Alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördünü ördüm. Birini örüp birini örmüyoruz. Şimdi burada 5 tane trabzanımın her birine birer sık iğne örüyorum. Modelimiz bu kadar kolay. Şimdi sıradaki takip edeni yine yandan ilk trabzanla giriyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci, üçüncü, dördüncü atlayıp beşinciye geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ve yanındakini yine sık iğne ile örüyorum. Bu sıralama üzerine ilerleyelim. Bir tanesini ördüm, bir tanesini sık iğne. Bakın, bir tanesinin yanlarından ördüm, bir tanesinin tepe noktasına ördüm. Sona kadar gelelim. Sona kadar örerek geldim. En son bakınız buradaki trabzanlarımın üzerine de birer sık iğneyi ördüm. Aralarına hiç zincir çekmedim. Bir zincir çekiyorum şimdi. Buradan ön yüzden yeniden alttaki gibi trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Bir sıra trabzanımız, bir sıra sık iğnemiz olacak.
Kenar trabzanlarımı hemen örüyorum. Bir zincir çekmiştim. 2, 3. 3 ya da 4 çekebilirsiniz. Elinizin sıkı ya da genişliğine göre. İkinciyi örüyorum. 3 ve 4 trabzanımın 4'ünü de ördüm. Kenar trabzanlarımı bu şekilde ördükten sonra şimdi burada bakın şuradaki tam ortadaki 3 tane örmediğimiz bölüm vardı. Onun ortadakini yani 5 tane trabzanımızın tam üçüncüsüne batıyorum ortaya. Yine buraya 5 tane trabzanımı örüyorum. Aynı trabzanın içine 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımı görüyorum. Bakınız 1, 2, 3. Üçüncünün üzerine batıyorum. Ve 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar tığımın başını doluyorum. Kenarlarından birer birer örmüştüm. Ortadaki trabzanımı örüyorum. Tam 5 tane trabzan ve bu şekilde 5'er trabzanlarımızla yeniden modelimizi kuruyoruz. Sıramızın başına kadar 5'er trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi sık iğne yapacağımız yani şuradaki bölümümüzdeyiz. Bakın burada ilk sırada birinci şu grubun ilk trabzanını örmüştük. Burada örmeyeceğiz. Alt sırada örmediğimizi bu şekilde örüyoruz. Bakın şimdi yapalım. Şurada daha güzel anlaşılacak. Bir zincirimi çektim. Arkasını çevirdim. Hemen ilk trabzanıma batıyorum. Bir sık iğne. İkincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü sık iğnelerimizle ördük. Şimdi ilk kurduğumuzda modelimizi hemen buradan başlamıştık. Şimdi bunu da yapmıyoruz. Alt sırada şu şekilde işlem yaptığımızı ikinci sıramızda yapmıyoruz. Yani modelimiz kaydırmalı. Bir sırada bu şekilde, bir sırada bu şekilde örüyoruz. Sadece sık iğnelerimizi trabzanlarımızın tepesine birer birer batarak örelim. Şimdi bütün sık iğnelerimi ördükten sonra şuradaki ikinci bölümüme geçiyorum. İlk trabzanını alıp 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Diğerine geçiyorum. En sondakine 1, 2, 3, 4. Şimdi takip edeni yine birer birer sık iğne olarak örüyorum. Bu sıramızda şöyle gösterelim. Bakınız alt sırada V gibi yaptığımız bölümü düz örüyoruz. Düz ördüğümüz bölümümüzü ise bu şekilde sık iğnelerimizle birinci ve beşinci trabzanını örüyoruz ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, ikinci sıramızdaki grubumuzun kurulumunu bitirdik. Sık iğne ile olan bölümümüzü şöyle görmenizi istiyorum. Alttaki sırada şuradaki çalıştığımız biriklerin olduğu bölümü yukarıda çalışmadık. Bakınız çalışmadığımız yerde yukarıda çalıştık. Kaydırma yaptık. Yani şimdi bu sıramızda yeniden trabzanlarımızı örüyoruz ve ilk sıramızdaki yapmış olduğumuz işlemimizi geri dönerken yapıyoruz. Yani ilkine hemen kurulumumuz olarak başlıyoruz. Birinci ve beşinci trabzanlarımızı sık iğne yapıyoruz. İkincisini yapmadan örüyoruz ama bu sıramızda üçüncü yani ortadaki üçüncü trabzanımızın tepesine beşer tane trabzanlarımızı örerek bu sıramızı tamamlıyoruz ve birinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ederek modelimizi kaydırarak büyütüyoruz. Şimdi ben de siz de örmeye devam edin. Daha sonrasında yeniden görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar birbiri ardınca aynı işlemlerimizi tekrar ettik. Sizler de şu kısımda ayrılmıştık. Ben örmeye devam ettim ve bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir. Sizler de benimle birlikte bu modeli çalışırsınız. Evet yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar dilerim. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Yeniden yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.